Is this a famous restaurant in Lahore? It's they have a very good coffee. Oh, they are nice. Müthiş bir çikolata yedim demin. Gerçekten çok iyi bir çikolata yedim. Butter Chocolate diye bir restorana, bir kafeye geldim. Kimle geldim? Bana burada sponsorluk gönderen, yani ben Uğur'u karşılayacağım, Uğur benim misafirim diye bana vize almamda yardımcı olan bir arkadaşın yanına geldim. Bizim Arda Pazar'ın arkadaşı. Arda'cığım, öpüyorum seni de. Arda'nın da YouTube kanalı var. Buraya yazdım, takip edin onu da. O sağ olsun, o bana yardımcı oldu burada kardeşim. O arkadaş, adını unuttum. Şarel'di herhalde. Beni geldi otelimden aldı. Ben sana kahvaltı ısmarlamak istiyorum dedi. Geldik, kahvaltı yaptık. Sim kart falan almaya gideceğiz sonra. Ben bugün Lahore'dan ayrılıp Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gideceğim. Yani Pakistan'ın en pahalı şehrine gideceğiz. Gerçekten pahalı. Booking'ten anlayabildim bunu. Beni kahvaltıya getirdi. Bir çikolata yedim. Gerçekten çok iyiydi hala damağımda. Şöyle mantarlı bir omlet söyledi bana. Şurada reçel gibi bir şey var. Şurada bildiğiniz fasulye var. Şurada bir samosa var. Şurada biber var. Şurada yağ var. Şöyle bir kafe. Kardeşim de gelsin, göstereceğim. Kardeşim buranın maddi durumu iyi olan arkadaşlardan. Arabasından anladığım kadarıyla. Arabasını da gösteririm size. Bugün böyle bir video çekeceğiz. Güzel bir arkadaşım var. Arda'cığım, güzel bir arkadaşım varmış gerçekten. Yani ben de İngilizce dedim ki ona. Ben İngilizce çok iyi konuşamıyorum. Ama maşallah geldiğimden beri onunla anlaşabiliyorum. Tabii ki tarzanca İngilizcemle ama anlaşabiliyorum yani. Bu benim hoşuma gitti. Keşke onları çekseydim diye de söyledim ama sonra çekmedim. Hep pişman oldum. Sağlık olsun. Çok güzel. Çok güzel. Ekmeğimiz de var. Güzel bir doji aldık buna. Thank you brother. Hat almaya geldik. This is good. Hat alamadım. Niye alamadım? Sistemleri yokmuş Pakistan geleninde. Bir türlü hat alamadım yani. Sizi kardeşimle tanıştırayım. What's your name bro? I'm Şahil. Şahil. Şahil dediğim gibi Arda'nın arkadaşı, bana sponsor olan kardeşim. Sağ olsun şimdi beni otogara getirecek. Güzel bir kahvaltı yaptık. Ödetmedi de hesabı. Hat almak için de deminden beri dolanıyoruz sim kart almak için ama alamadık. Problem oldu. Problem değil, artık İslamabad'da bakacağım. Taksi için istiyorum sadece hattı. Geldim geldi hala almadım. Gerek de yok aslında. Çünkü otelden wifi ile bağlanıp hallediyorum her şeyi ama dönerken en azından taksiye lazım olabiliyor. Şahil'in de Şahil. Yeah. Şahil'in de bir YouTube kanalı var. What is name? It's my name Şahil Şezad. Şahil yeah. Şezad. On YouTube. Yeah. Same. Yeah. YouTube kanalı var. Yani ben biraz baktım. Bu arabanın içinde Pakistan'la alakalı meraklarınız varsa, izleyenler varsa ben Şahin'in YouTube'unu da, Instagram'ını da buraya... Same too in Instagram and YouTube. Yeah, Instagram. Yeah. İkisini de bıraktım buraya, şuradan. Onu takip edebilirsiniz arkadaşlar. Hatta son videosuna gidip Uğur abiden yazın, Türkçe yazın siz. O çevirerek bakar zaten. Teşekkür ediyorum. Thank you brothers for Thank everything. You. Yani. Cheers. And first sponsors. Yeah. And breakfast. And of course, now, of course. SIM card, that's on me. Man. Yeah, thank you. Yeah. Çok sağ olsun, yardımcı oluyor bana ya. Buradan ben de Arda'ya teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir arkadaşla tanıştırdığı için beni. Şimdi gidiyoruz otogara. Bir bilet bulup 5-6 saat yolculuk yapacağız. Herhangi bir problem yaşamazsak tabii, bakalım. Ticket. Selamun aleyküm. Seen him again? Number 10. Otobüsteyim. Sağ olsun ya, otobüs biletimde her şeyde koşuşturdu çocuk. Yardımcı oldu bana. Teşekkür ediyorum kardeşim. İzlersin herhalde. Gidiyorum, bir 5,5-6 saat yolculuğum var İslamabad'a. Başkente gidiyorum, Pakistan'ın başkentine. Pakistan'ın başkenti ama ufak bir şehir. Ama en pahalı şehirlerinden biri. Bakalım burada ne yaşayacağız, ne bitecek. Otobüs gayet iyi ama. Klimalı, minimalı. Kaç para verdim 5,5 saatlik yola? 5, 10, 11, 12 dolar falan bir para verdim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Gidiyoruz. Şu amcamla beraber gidiyoruz. Amcamla beraber yolcuyuz.
Size Pakistan'ın dinlenme tesisini göstereyim. Bizdekiler gibi ya. Otobüs gayet iyi, gayet lüks ya. Klima, internet, wifi, her şey var. Lavaboya gideyim. Cips dağıttılar, cips verdiler. Lavabo şu ta ileride ya o. Ha şurada varmış. Cips ve su verdiler, başka bir şey vermediler. Lays. Otobüsüm şu mavi. Daivo Express. Şu karşıdaki. Hava bayağı sıcak. Şöyle bir meyve suyu aldım. 6-7 TL falan. Şunu alırken çocuk şu ayağımdaki halalları gördü, tamam mı? Ben halal takıyorum arkadaşlar. Yani bir 2-3 senedir sürekli halal takıyorum yani. Bu tarz ülkelerde buna garip geliyor. Çocuk ama bu çocuğun özgüvenine hayran kaldım. Geldi dedi ki bana. Sen dedi. Baktı halalları gösterdi. Böyle yaptı bak. Gay. Dedim, ne diyorsun oğlum? Bak hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşadım. Daha demin yani. Gay. Dedim no gay. No gay bro. Şey görmemiş etmemiş ya buralarda böyle şeyler. Benim ayakta görünce beni şey sandı. Lan sadece gayler mi takıyor bunu? Manyak. Hasta. Seviyorum ben takı toka. Saatim var. Şurada gene bilekliğim var. Halal zaten bunu Duygu yaptı, ördü. Bunu da Duygu bana hediye almıştı. Kaş'tan, Antalya'dan. Bunu da Duygu kendi yapmıştı. Zamanında ben de bunları yaparak, satarak gezdim yani. Ey gide, bunların ekmeğini çok yedim ben. Yıllarca bunları yapıp satıp gezdim. Yapıp satıp gezdim arkadaşlar. Havada bir sıcak var. Yani bir tane peçete verin, şu arabaya değdireyim, yanabilir, alev alabilir peçete yani. Öyle bir sıcak var. Öyle. Bu bayağı meşhur ha bu Daivo Express. Pakistan'ın en iyi otobüsleri buymuş. Ama en güzel otobüsü şu an benimki. Right? Kalem. Selam aleyküm. How are you brother? Fine, you? You sick? Yeah. Lan otobüste internet varken çantamı alırken o ara hemen Kalem çağırdım gazıklanmamak için. Şimdi otele geçeceğim. Sağ olsun. O Şahil, Şahem adamı yine unuttum. Ben otel bulduğumda bayağı pahalı çıkıyor, tamam mı? Gerçi bu da pahalı gene. Şimdi burası Pakistan'ın en pahalı şehri. 20-21 dolar falan çıkıyor. Ne yazık ki yani. Bulduğum en ucuz olan 20 dolar şu an falan bu vereceğim otel. Bakayım. Evet 20 dolar falan tekabül ediyor. Ben baktığımda 35-40 dolara falan çıkıyordu. Ve yani ortalama bir otel. Hatta da onun da altı diyebilirim yani. Şimdi gidince bakacağım, bilmiyorum nereyi tuttuk ama. Şimdi gidince de parasını ödeyeceğim. Para da bozdurmam lazım. Param bitti. Şimdi taksiyle bir gideyim. Bir otele yerleşeyim, sonra bir dışarı çıkarız. Bir ilk dakikaları beraber geçiririz, keşfederiz. How are you brother? I'm fine bro. Where are you from? Türkiye. Oh nice country, Turkey. I love Turkey. Ha, güzel, nice. What is your name? My name is Nivit Khan. Nivit Khan. Yeah. You from in Islamabad? I'm from Islamabad, yeah. Wow, he's... Adla kaza yapıyordu, arabaya vuruyordu. Duran arabaya vuruyordu ağzı. Aman aman. Şimdi bir 25 dakikada otele gideceğim. Tam olarak 6 saat sürdü. 6 saat yol geldim. Lahore'dan İslamabad'a. How much total? Leave it bro, you are the guest in our country. No. No, it's okay bro. No, bro, how much? Leave it bro. No. Sanki Pakistan'da değilim arkadaşlar. Öyle bir yere geldim. Yani bro leave it. No. Give this. If you want drink tea. Thank you. And Pepsi come with me. Thank you brother. Thank you so much brother. Thank you. Take care. Çok farklı yani. Pakistan'da değilim gibi hissediyorum şu an. Bu kadar farklılık, bu kadar temiz. Bu kadar güzel şekillendirilen bir şehir Pakistan'da. Şükrü ya. O da hafız. Nice to meet you. Nice to meet you too.
çantayı bir alalım. Abi şuraya bak, şehre bak. Çantayı alalım. Okay, thank you brother. See you. Şükriye, o da hafız. Arkadaşlar şuraya bakın. Böyle temiz. Hani benim geldiğim yer mi böyle bilmiyorum ama 20-25 dakika yol geldim. Bence her yer böyle. Acaba burası mı? Bugün ayrı bir sıcak var. Şurada kafeler var. Abi çok iyi ya. Biraz pahalı ama 21-22 dolar arası bir para vereceğiz ama yapacak bir şey yok. Guest house. Böyle villa gibi yeri ev yapmışlar. Oda bölmüşler herhalde. Öyle anladım. Bakalım. Girelim içeri. Oğlum bu ne ya? Şunu az kıs bari. Ben geldim, odaya girdim. Ama elektrik yok arkadaşlar. Elektrik çok fazla gitmeye başladı. Klimam çalışmıyor ama elektrik, bak şeydi de böyleydi. Lahore'da da böyleydi. Gidiyor elektrik, bir anda bir şey, jeneratör çalıştırıyorlar ama jeneratörün gücü de her şeye yetmediği için her şeyi çalıştırmıyor. Belirli prizler çalışıyor, belirli prizler çalışmıyor. Odam böyle bir oda arkadaşlar. Tam şeyin yanında verdi bana ya, resepsiyonun yanında verdi. Gece dedim ses yapmayın bak. Şöyle bir oda, düz bir oda. Değişik bir koku var içeride. Şöyle iki tane sandalye var. Terlik koymuşlar. Şöyle de banyosu var. İyi yani, sadece yatmadan yatmaya geldiğim için problem yok yani, öyle düşünüyorum. Değil mi yani? Şimdi ben telefonumu şarj edeyim, sonra dışarı çıkalım. Bir bakalım İstanbul'da nasılmış, nasıl bir yermiş, bir bakalım. Formaliteden bir gezelim, bir dolaşalım. Sonra zaten başka videoları da çekeceğim ben burada. Ama bir telefonumu falan bir şarj edeyim, lavaboya gireyim. Elim yüzümü yıkayayım, bir kendime geleyim. Umarım klima gece çalışır, şu çok ses çıkarır yoksa. Bir anda her şey değişti ya. Şehire gelince sanki Pakistan'dan çıktım. Başka bir ülkeye geldim. Dur biraz aydınlayayım da. Şu an karanlığım, ağaçların altında yürüyorum. Sokaklar temiz, şehir biçimli. Dükkanlar gayet iyi görünüyor. Burada İslamabad'da haritaya bakıyorum ya. F, E, G, H böyle alfabetik sırayla mahalleleri sıralamışlar. Ben mesela şu an F6 diye bir yerde kalıyorum. İdare eder ama fiyat performansa göre... Ya iyi bir yerde kalacaksanız 150 dolar para vermeniz lazım. Öyle söyleyebilirim ben size. Bayağı otobüs bayır çıktı. Yani bayağı bayağı bir yokuş çıkarak geldim. Şöyle bir şehir. Bankalar. İslamabad'dayım. Ben buradan normalde... Şimdi Afganistan sınırında Peşaver, Peştunların yaşadığı, Afgan halkının yaşadığı bir şehir var. Oraya da gideceğim. Problem yok. Ama buradan da yukarı Gilgit tarafına çıkmak istiyorum. Hunzaların olduğu bölgelere, Çin sınırına doğru. Fakat dün bir haber aldım. Dünyanın en tehlikeli yolu burada arkadaşlar. Dünyanın en tehlikeli 2 ya da 3 yolundan birisi burada, Karakurum yolu. O yolda dün muson yağmuruna dolayı heyelan olmuş, çökmüş. Ben de o yolu zaten kullanmak istemiyorum. Uçak da çok pahalı geliyor. Ama bir yolunu bulmaya çalışacağım gibi. Ama eğer bulamazsam, yağmur böyle şiddetini arttırırsa oraları es geçeceğim gibi. Ne yapacağım bilmiyorum. Yani kesin bir şey söyleyemiyorum o konuda. Ama 1-2 video falan İslamabad'da olacağız. Sonra Afganistan sınırına gideceğiz. Sonra bakacağım, bir yere giderim herhalde. Plan yapmıyorum arkadaşlar. Ya. Oğlum. Şşt. Aklıma aldı. Plan yapmıyorum ben. Öyle plan proje yapmıyorum çok. Ara kafada bir kuruyorum. Şuraya, şu tarafa gidelim, bu tarafa gidelim. O kadar yani. Herhalde Urduca konuşmayınca. Ben size bir sonraki videoda burayı daha net, daha aktif bir şekilde zaten göstereceğim. Şimdi benim bu otobüs yolculuğumdaki videomuzun devamı İslamabad'da. Arkadaşlar biliyorsunuz ki ben hem yolculuğumu çekiyorum, yolda yaşadıklarını çekiyorum, hem de insanların yaşayışlarını çekiyorum. Yani her şeyi çekiyorum gibi bir şey. Ara ara almıyorum eline kamerayı. O yüzden böyle videolarda görüyoruz sürekli. Harita beni yanlış atıyor olabilir mi? Olabilme ihtimali çok yüksek. Bu arada merhaba.
herkese selamlar diliyorum. Ya ben dedim ki İslamabad'dayım, başkentteyim. Pakistan'ın başkentindeyim ve Pakistan'da değilmiş havası yaratan. Yani daha önceki Pakistan videolarını unutun. Sanki başka bir şehir geziyormuş gibi düşünün. Çünkü burası bir başkent. Burada bu şehir, sokaklar harflere ayrılmış. F1, F2, E2, E3, A1, A4 diye. Ben F8 bölgesindeyim ve burada büyük binalar yok. Sadece villalar var. Kimisi guest house olarak kullanıyor, kimisi de yaşıyorlar. Yani buradaki halk hep villalarda yaşıyormuş. Ben dedim ki yani burada bir göl var. Ya böyle çok gezilecek yeri yok istemem ama bir göl var. Göle gideyim, gölü göstereyim size. Biraz şehirleri dolaşayım. Bir içimiz açılsın dedim, biraz yeşillik meşillik. Ama harikalar yolu kaybetmiş olabilir kim diyordum ki. Bir ara sokağa girdim. Sanırsam buradan gideriz. Evet, tamam. Tamam, buldum. Bir saat yürüyeceğiz. Hava o kadar sıcak, o kadar sıcak, o kadar sıcak. Ama ben yürümeyi tercih ettim. Çünkü direkt binip taksiye gitseydim şu an göreceğim şeyleri göremeyebilirdim. Şehri anlamayabilirdim. O yüzden yürüyerek gideyim dedim. Çok sessiz, çok sakin ama çok huzurlu. Böyle kaos yok. Böyle korna sesleri yok çok fazla. Yani bu sessizliği Pakistan'da göreceksin deselerdi pek inanmayabilirdim. Yalan konuşmayacağım. Hoşuma giden bir şehir oldu. Ben bilerek bekledim. Bak saat 5. 5'te az güneş gitsin diye bekledim. Geldim, anca çıktım yani daha. Ama hiçbir şey yemedim. Saat 5 bakın, hiçbir şey yemedim. Alıştı bünyem çok garip bir şekilde akşam yemeğe. Çünkü çalışıyorum, edit montaj yapıyorum videoları yetiştirmek için. O ara açlığımı da unutuyorum gibi ama yemem lazım. Güzel bir şehir İslamabad. Yani ben çok şaşırdım. Ama bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Yani biraz canım sıkıldı. Benim bu geldiğim sezon muson yağmurları sezonu. Şimdi ben buradan Peşaver'e gitmeyi düşünüyorum. Peşaver şey, bu Peştunların yaşadığı yer. Afganistan'a sınır olan bir yer. Yani Afgan halkının yaşadığı bir yer. Ama oradan da İslamabad'a geri gelip Gilgit'e gidecektim. Yani kuzeye, Hunzaların olduğu bölgelere. Ama yol kapanmış. Yol dediğimde nasıl bir yol biliyor musunuz? Dünyanın en tehlikeli yolu. Karakurum yolu diye geçiyor. Yani normalde gitmemi tavsiye etmiyordu kimse ama şu an yol kapanmış. O yüzden o tarafa çıkamayacağım. O kadar Çin'e doğru çıkamayacağız ne yazık ki şu dönemde. Şu geldiğim sezon yağmur sezonları gerçekten. Yapacak bir şeyim yok. Canımı da tehlikeye atamam yani. Ama İslamabad'ı gezeceğiz. İslamabad'dan bugün gezeriz. Sonra ben Afgan sınırına gideceğim. Belki bir iki tane daha bir yere gideriz. Herhalde sonra yukarıya çıkmadan döneriz diye düşünüyorum. Ya da başka bir ülkeye geçeriz. Bunu dedim size aktarayım. Böyle bir şey düşündüm. Yani canımı tehlikeye atmak istemiyorum. Zaten dünyanın en tehlikeli yolu diye aratın o yol çıkıyor size. Karakurum yolu. Gitmek istemiyorum yani o heyelanda. Zaten yol kapanmış. Açarlar diyor ama sürekli heyelan oluyor diyor. Gitme. Bu mevsimde kesinlikle gitme diyor. Sezonunda bile biz gitmiyoruz diyor. Tek uçak kullanıyoruz. Uçak kullanıyormuş halk işte. Ben de kafaya koymuştum ama gitmemeye karar verdim sonra. Burası da bir askeriye. Şehrin güzelliğine, sessizliğine, sakinliğine bakın ya. Vallahi bak öyle arabalar gereksiz korna da çalmıyor. Gereksiz rahatsız etme de yok. Özlemişiz bu sessizliği. Arkadaş neden yaya geçidinin üstünde duruyorsunuz ya? Atatürk Caddesi burası arkadaşlar. Şu kısım Atatürk Caddesi. Komple yazmışlar zaten tabelaya. Şu sağ tarafım Atatürk Sokağı. Ya Atatürk Embassy Sokağı yani konsolosların olduğu sokak ama Atatürk adı Atatürk Sokağı. Görünce çok şaşırdım ve çok da mutlu oldum yani. Çok hoşuma gitti. Dedim size göstereyim, size söyleyeyim. Burası şey konsolosların olduğu cadde. Boylu boyuna konsolosluklar var. Mesela şu sağ tarafım Bangladeş konsolosluğu. Tabii kamerayı çevirmiyorum. Arkada askerler var. Ne olur ne olmaz. Bir arkada Afganistan vardı. Bir arkada Kuveyt vardı. Boylu boyuna şey konsolosluk burası ve o yolun adına da Atatürk Konsolosluk Yolu adını vermişler. Şu arkamdaki evi görüyorsunuzdur. Yani bu evleri inanılmaz lüks görünüyorlar yani dışarıdan.
Ya nasıl bir gelir düzeyi eşitsizliği var fark ediyor musunuz? Diğer ülkelerden anlayacağımız üzere. Tabii dünyanın her yerinde var bu neredeyse de. Buralarda, bu bölgelerde çok yoğun hissediliyor. Yani Karaçi'yi düşünüyorum. Karaçi'de gezdiğimiz sokakları düşünüyorum, ediyorum, bakıyorum. Bir de buraya bakıyorum, burayı düşünüyorum, sorguluyorum. Yani aralarında uçurum var ya, uçurum. Ben buradaki insanların Karaçi'ye gittiğini düşünmüyorum. Yalan söylemeyeyim yani size. Bambaşka ya. Çok çok farklı yani. Selamünaleyküm. Selam veriyor kornasıyla. Ben hala yürüyorum arkadaşlar. 40 dakika oldu herhalde. 20-25 dakikamız daha var. Hala gidiyorum. Güzel ama yürümek güzel. Seviyorum. Böyle ağaçların altından da gittiğim için çok fazla güneş değmiyorum. Ama tabii terlemeye bir çözüm yok. De şey yok burada ama. Mesela çoğu benim kaldığım yer bölgelerde ya, bu benim yürüdüğüm yolda sağda solda restoranlar, kafeler falan yok. Gidip bir şeyler yiyip içeceğim. Ama yok, bulamıyorum. Ha bak, şurada biraz binalar var. Ya, şu karşıda biraz binalar varmış. Evet, şurada. Yürüdükçe daha da şehre iniyorum herhalde. Şimdi normalde benim şöyle çapraz gitmem lazım, tamam mı? Ama harita ben hep, yani burada yay yolu görünmediği için ben de araç yolundan gidiyorum oraya yakından gitmek için. Yay yolunu çok uzağa atıyor. Aralara giriyorum. İnşallah bir çıkış bulurum. Şimdilik bir sıkıntı yaşamadım. Yaşamadan devam ederiz umarım. Lan ne bitmez yolmuş, ne bitmez yolmuş. Oy. Azıcık böyle esse güzel olacaktı. Esmeyi. Ama buradan bir yol var gibi zaten, o direkt şuraya çıkan. Benim şöyle gitmem lazım ya. Lan bir göl göreceğiz diye. Ne yorduk kendimizi. Neyse, yürümüş olduk, yürüyoruz. Lan otele girmişim ya. Ben otele girmişim ya. Burası Otel Margala diye bir otelmiş. Otelin bahçesine girmişim. Oradan aradan gitmeye çalışıyorum. Ne kadar lükstür. Lan ben kaldığım yere kaç para veriyorum? 21-22 dolar mı neydi? Vallahi burada iyi bir yer için kesinlikle 100-150 doları gözden çıkaracaksınız gecelik. 100 dolar değil hatta, 150 dolar. İslamabad, Pakistan'ın en pahalı şehri. Daha bak yemek içecek yiyeceğim. Fiyatları görürsünüz. Yani Karaçi'de 7-8 liraya yiyorsan bir şey burada 15-20 liradır. İki katıdır en az, eminim yani. Dün çünkü biraz fark ettim akşam. Bakalım, göreceğiz. Çok pahalı İslamabad. Yani çok pahalı. Geçtim abi, geçtim. Sakin ol, geçtim. Oh. Kamyonlara. Burada bekliyor kamyonlar. Niye bekliyor bilmiyorum. Çok büyük bir ustalık gerektiriyor bunlarda. Bu kamyon boyama işi. Çok seviyorlar kamyonlarını boyamayı. Onlar için her şey ya. İnanılmaz mutlu oluyorlar kamyonlarını boyayınca. Bayağı da kamyon sırası var. Ben burada bekleyeceğim. Azıcık şuradan yürüyeyim ya. Ter aktı her yerimden. Baksana da zayıfladım ama ha. Zayıflıyorum, Türkiye'de kilo yeri alıyorum. Zayıflıyorum, Türkiye'de geri alıyorum. Bir şey değişmiyor ama. Şu an tek problemimiz bir şey yememiş olmam. Onu da yedik mi gerisi tamam. Allah. Şöyle geçeriz hemen. Geçtik. Geçtik. Şöyle yürüyeceğim artık. Ne yapayım? Bir anda motorlar durdu, kavga etmeye başladı. Çocuklar baba nasıl vuruyor birbirlerine bak. Oy 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 oy. Neyse. Kapatayım kamerayı, biz de arada dayak yemeyelim. Selamünaleyküm. Girdiler birbirlerine. Kaç kişi de ayırmaya çalıştı. Ne oldu? Sen bana yol vermedin, sen bana yol vermedin, sen şöyle yaptın, ben böyle yaptım. Ne olacak o önden gitse, o önden gitse? Vay, trafik var ya. Allah'ım ya. Gencecik çocuklar. Kanları hızla akıyor onların da. Oy.
Yürüyorum ben arkadaşlar. Ana yol kenarından yürümeye devam ediyorum. İnşallah şöyle diyebilmiş. Bugün olayı gerçekten Pakistan'da. Bak ne zamandır buradayım. İnsanlar çok çabuk sinirleniyor. Hemen sinirleniyorlar ya, size anlatamam. Bir anda parlıyorlar, bir anda patlıyorlar. Sürekli bir yerde bir bağırışma duyabilirsiniz bak. Sürekli bir yerde bir tartışma görebilirsiniz yani. Nereye benziyor? Like the Turkey. Pardon, Turkey değil, Türkiye. Bana diyorlar ki, Uğur Türkiye değil, Türkiye'de, Türkiye'de. Hop ya arkadaşlar, ben zaten buna önem veriyorum. Türkiye diyorum. Adamlar bazen anlamıyor. Adımızın artık Türkiye olduğunu globalde biz biliyoruz. Adamlar bilmiyor, anladınız mı? Anlamayınca Türkiye diyoruz. Dünya üzerinde takılacak o kadar konu varken buna da takılmayın yani. Ben zaten genel olarak Türkiye demeye çalışıyorum. Ama adam anlamayınca Türkiye diyorum. Niye anlamıyor? Türkiye diyorum, ha Türkiye diyor. Anladınız mı beni? Yani bunlara takılmayın. Biz zaten ülkemizi öyle temsil etmiyoruz. Biz ülkemizi güzel gezerek, efendi gezerek, Türklüğümüzü biz Türk'üz dediğimizde saygılı davranarak insanlara temsil ediyoruz. Ağzımızdan çıkan kelimelerle temsil ediyoruz. Anlatabildim mi arkadaşlar? Bu konu aylardır çünkü videolarımızın altına, biz gezginlerin videolarının altına gelen yorumlardan bunu söylemek istedim. Bir su yok mu oğlum da? La bir restoran yok mu la? Bak yürüyorum, bir buçuk saat oldu. Ay ya, görüyorum bir yerler, tamam eyvallah. Ama sıcakta da zor oluyor işte. Yarım saat, iki dakika tamammış da bir saat üstünde yürümemek lazımmış bu sıcaklarda. Şimdi buranın belediyesi ne kadar temiz tutarsa tutsun, öküz her yerde öküz, anladın mı? Cahil her yerde cahil. Yani insanda bitiyor bu iş. Yani böyle bir şey olamaz yani. İnsan %80 insanda bitiyor bak bu iş. %80, %90 insanda bitiyor. Yani bunu da arabadan geçerken buraya atmazsın. Güzelim manzara var şurada bak. Güzelim manzara var. Çöp yığını her yer. Yazıktır, günahtır ya. Öküz her yerde öküz ya. Vallahi dini, dili, ırkı yok bunun yani. Öküzü her yerde öküz. Cahili her yerde cahil. İnsanlık ya, insanlık. En önemlisi insanlık. Bir video izlemiştim bak, hiç unutmuyorum. Belki de üstünden bir sene geçti. Belki de bak. Demişti ki, bir tane ünlü bir oyuncu şey diyordu. Ona bir soru sormuştu. Bir şeyle alakalı bir sorular sormuşlardı. O da demişti ki, bir gün geziyorum, bir Alevi mezarının üstünde ne yazıyor biliyor musun demişti. Sadece bunu söyleyeceğim demişti. İyilik iyiliktir. Bu kadar ya. İyi insan. İyi insan olalım abi ya. Güzel insan olalım ya. Ben böyle çok güldükçe öyle benim çeneme vuruyor arkadaşlar. Bunun farkındayım. Ama İslamabad'da gezecek bir yer yok. Ne yapayım? Konuşmam lazım yani. Konuşuyorum. Şimdi şuradan inşallah az kaldı göle doğru ineceğiz. Dağ manzaraları falan var o gölde. O yüzden oraya gitmek istiyorum. O yüzden gidiyorum. Şu anda da bir seçim gibi bir şey mi ne var? Bayraklarla, arabalarla geziyor herkes biliyor musunuz? Hatta şöyle bir şey söylemişti dünkü çocuk bana takside. Bir çok ünlü bir kriket oyuncusu siyasete mi ne atılmış burada. Biraz sessizliğe girdik ya. Orada sesleri duydukça benim sesimin volümü de artıyor. Bu araç seslerinden falan sesim gelmiyor sanıyorum falan, sesimin voltajını yükseltiyorum ister istemez. Biraz sessizliğe girdik. Hava da kararacak. Bir 15 dakika sonra falan bir kafe gibi bir yere çıkacağım inşallah. Şöyle bir Lake View Park diye bir park burası. İslamabad'da tam şehir merkezi taraflarında bir yerde herhalde. Ben haritada kaydetmişim taksici söyleyince. Dedim giderim ben buraya, sessizlik gösteririm biraz. O yüzden gidiyorum şu an. Vallahi bu tarz videolar, şimdi İslamabad'da bir tane cami var böyle mimarisi güzel olan. Bir tane de anıt gibi bir şey var. Çok fazla, gerçekten şaka yapmıyorum, İslamabad'da gezilecek bir yer yok. O yüzden bu tarz videolar bu tarz şehirlerde sizle benim aramda geçen sohbet, yaşayışlar, sokakta başımıza gelenler, sokakta gördüğümüz şeyler oluyor. Bunu da seven var, diğerini de seven var. Yani değişiyor, her videoda konu olmuyor ne yazık ki. Böyle ara ara sohbet muhabbet eşliğinde geçiyor.
Ben seviyorum bunu da ama. Ben zaten konuşmayı çok seven biriyim. Dışarıda denk geldiğimizde dersiniz ki Uğur bir sus dersiniz bana yani. Öyle konuşuyorum ben. Gerçekten iyi konuşuyorum. Bu arada geçen biri Şiven, Uğur sinirlenince Şiven kaymış demiş. Arkadaşlar benim annem Rizeli. Ben işte anneanne, dede, ben beraber büyüdüm onlarla hep. Ben de doğma büyüme Samsunluyum zaten. Onların yanında büyüyünce ara ara Şivem kayıyor Karadeniz'e. İyice kayıyor biliyorum yani, gidiyor. Çok hızlı konuşunca ve sinirlenince ve ben de bunu hala bilmeyenler varsa ki var, geçen abi e demen çok kulak tırmalıyor demişti mesela, 55 falan. Samsun'da doğup büyüyen arkadaşlar E'ye açık konuştuğu için böyle. Bunu daha önce de söylemiştim. Yani tekrar söyleyeyim. Ve bende biraz pelteklik de var. Bunu biliyorum yani. S'ler konusunda böyle hızlı konuştuğunda falan biraz pelteklik de oluşuyor. Çocuk gibi olduk. Ya ben dediğim gibi yeni bir şehre gittiğimde yürümeyi çok seviyorum. Hep yürüyerek gidiyorum taksidense. Bu cimrilik değil abi. Taksi buradan buraya 2 dolar falan tutacaktı. 30 TL, 35 TL falan tutacaktı. Ama ben yürümeyi tercih ettim sokakları göreyim diye. Ama bu 2 saat kadar yürüyeceğimi tahmin etmedim. 2 saat. Bu yani 4 saat, 5 saat de yürüdüğüm oldu ama bu sıcağın altında iyi bir şey değil. Ve bir şey yememişsin. Elinde suyun yok, bir şey yok. Bu iyi bir şey değil. Değil yani. Siz de o yüzden sezonunuzu iyi seçin yürürken, mevsiminizi iyi seçin. Şort da giymiyorum ne zaman, hiç giymedim burada Pakistan'da, hep böyle pantolon tarzı şeylerle geziyorum. Neyse, az susayım da sessizlik olsun. Şuranın güzelliğine bakın ya. Ama kapalı burası. Acaba diğer taraftan mı giriliyor? Çok güzel görünüyor. Atlar falan da var. Şurası kapalı ama. Bakın. Kepenk bulmuşlar. Demir bulmuşlar. Şu arkadan mı giriş var direkt? Bir kafe var orada da. Selamun aleyküm. Where is the cafe? Cafe. Restaurant. Ne? Kafe, kafe, restoran. Orada. Ne diyorsun? Şükriya. Ne diyorsun abi? Arkadaşlar, yolun bir 20 dakikasını boşa yürüdüm. Giriş yok mu şuradan? Bura ne bilmiyorum. Almıyor içeri abi. Stop yazıyor zaten. Ta bak böyle gitmem lazım. Bir daha bak bir 15 dakika geri dönmem lazım. Diğer yoldan devam etmem lazım. Ya takip etsene Uğur sen orayı ya. İnsanlar da oradan gelip gidiyordu. Sessizlik olsun diye girdik. Neyse aksilik oldu. Şimdi araba da geçme buradan. Yol kapalı olduğu için ister istemez. Yürüyeceğiz mecbur. Bir de havayı kararttık ya. Aksilik gibi ya. Sağlık olsun. Biraz hızlı yürüyelim bari de. Yapacak bir şey yok. Ben geldim. Ya burası bildiğiniz Luna Park'mış ya. Bildiğiniz Luna Park işte. Go kart'ı var. Çocukların oynayacağı alanlar var. Gondol var. Gölün etrafında bir Luna Park burası. Şimdi aşağı doğru iniyorum. Ne yoruldum kendimi, ne yoruldum be. Ben biraz daha bunlar yoktur diye düşündüm açıkçası haritada. Çünkü bunlar görünmüyor benim haritamda. Ben sandım ki göl kenarında oturan insanlar, yürüyüş yapan insanlar falan vardır sadece ama bildiğiniz Luna Park'a gelmişiz. Şimdi aşağıya doğru iniyoruz ki daha net görürüz, daha yakından görürüz. Şurada da bir şeyler var, bir şeyler satıyorlar. İyi ya, sabrın son selamete çıktı bak. Yürüdük saatlerdir ama saat 7 olmuş. Yine bir yerleri göreceğiz. En azından farklı bir yer göreceğiz. Luna Park değil de başka bir şey olsa daha mutlu olurduk ama olsun. Luna Park'ında görelim bari Pakistan'ı. Ha ha ha.
Demek ki insanlar bu parka geliyor, çoluğunu çocuğunu getiriyormuş. Patates. Hadi Akülya, iskrim hadi. Hadi iskrim hadi. Burada patates çok meşhur. Her sokağın başında patates satan insanlar var burada. Kızartılmış patates çok seviyorlar. Baya baya seviyorlar. Ben de kahvaltı olarak patates yiyeyim ben. Ketçap Lidl. 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 Şükriye. Şöyle bak. Ha, yiyeyim. Sonra su alayım. Gidiyor. Şimdi dur. Bir tane. Çoda. Bir de. Biz. Bir de. Okey. Bir patates, bir ufak su, bir de meyve suyu, $1. Arkadaşlar çok yoruldum şu an. Ya çok yoruldum sıcaktan. Bayağı terledim, sucuk gibi oldum. Ama patatesleri lezzetliymiş. Yani böyle sokakta sadece patates çipsi ilk defa yedim. Güzelmiş gerçekten. Bu arada ben bunu böyle hayvanları gördükçe söylüyorum. Tekrar tekrar söyleyeceğim. Bu tarz yerlerde böyle develere, atlara binmeyin. Arkadaşlar o hayvan ayağa kalksın diye hayvana yapmadığını bırakmıyorlar. Şaka yapmıyorum bak, şaka yapmıyorum. Sizden rica ediyorum, bunu da eşiniz, dostunuz biri binmek isterse engelleyin. O hayvanlara neler yapıyorlar biliyor musunuz? Deyin. Gerekirse açın internetten gösterin. Binmeyin, olur mu yani? Rica ediyorum. Ben bunu her gördüğüm yerde, her böyle bir yerlerde hayvan gördüğümde bunu söyleyeceğim size. Bunu aktaracağım yani. Bilinçlenmemiz gerekiyor bu konuda. Gerçekten çok büyük eksikliğimiz var bu konuda. Bilinçlenmemiz gerekiyor. Güzel bir yermiş ama, değişik bir yermiş. Yani bizde de olur böyle parklar. Bizde de Samsun'da da bir luna park vardı ya. Oğuz Pazarı'nın o arka kısımlarındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Eskiden ne giderdim? Luna Akyol Luna Park mıydı? Neydi? Unuttum adını. Hala da aktiftir. Samsun'dan izleyen varsa bilecektir beni. Ben böyle aletlerden de korkuyorum ha, gondol mondol falan var ya, tırsıyorum yani ve hiç güvenmiyorum. Tek bindiğim çarpışan araba, başka bir şey değil yani. Thank you. Gençlerin sevgililerini alıp geldiği yer burası. Çiftler görmeye başladım. Kolay kolay Pakistan'da çift görmemiştim. Burada görmeye başladım. El ele geziyorlar. Bildiğiniz Luna Park'mış burası. Yani göreceğimiz şeyler onlar. Bir yere daha vardı. Kuş parkı var orada. Bird Park diye. Daha önce gelenler biliyordur. Giriş paralıydı ve benden 1000 rupi istedi. 5,5-6 dolar. Girmek istemedi ben de yani kuş parkına. Böyle bir yer. Bildiğiniz Luna Park'a gelmişiz. Neyse en azından bir şey, ağzımıza bir şeyler soktuk. Saat kaç olmasına rağmen. Görmüş olduk ya. Azmettik. Saatlerce yürüdük. Gördük. Oh. Ben şimdi kesinlikle benim olduğum gideceğim bölgeye taksiyle gitmek zorundayım. Yürürsem var ya pestilin çıkar. Bakalım şimdi ne kadar az gazıklanacağım. Ne kadar az gazıklanmayı kendime sağlayabileceğim. F6 miydi? F8 miydi? F6. Selamun aleyküm. Taksi. How much F6? Ne? 500. Normal dedin, hayret. This? F6. 400? 5. Okay, good. Hayret lan, çok şaşırdım. Bayağı da gelmiştim halbuki. İyi, 500 bir şey değil yani. $2 falan. Ben ona daha fazla kazıklanırım diye düşünüyorum ama normal fiyat verdi gerçekten. Allah'ı var yani. Uber çağırsam da aynısı olacaktı. Geldim. Arabayla 15 dakikaya geldik.
3 saat yürüdük. Ama yürürken kavga gördük. Bir sürü şey gördük. Bir sürü yer gördük. Kaybolduk. Farklı farklı yerlere girdik. O adam var ya, beni kazıklayacak sandım. Normalde Pakistan'da hiç böyle taksiye fiyat sordum, bana hiç normal fiyatını vermedi bu zamana kadar. Hiç. Hep fazla fazla söyledi. Ben de beni en az kazıklayana taksine bindim. Bu abi normal verdi. Gerçekten normal verdi. Yani uygulamayla bulsam da aynı fiyata bulurdum. Kesinlikle yani. Buralar F6, ilk yürüdüğümüz yerler. Şurada bir tane ben North Face diye bir dükkan görmüştüm. Eğer açıksa bakacağım. Orijinal mi değil mi bilmiyorum ama yani orijinal zaten gücümüz yetmez de. Bir bakayım. Yan çakma. Sanayi manayisi bir şeyler bakayım. Şu ileride bir yerdeydi. North Face adı altında her şey varmış burada ya. Ben North Face sandım da North Face değilmiş. Yani Nike, Adidas, çakma ne ararsanız var. North Face değilmiş yani. Adı sadece North Face'miş. Baksanıza tabelaya. Birebir kullanmış yani. Ben öyle bir şey sandım ama değilmiş. Buralar bu akşamları kafe dolu buralar. Kafeler doluyor, baya baya hareketleniyor, baya baya insanlar oturuyor, çay kahve içiyor, sohbet muhabbet ediyor. Kafeler doluydu baya, arka tarafta kafeler var. Su falan, bir market bulayım, su falan alayım. Arkadaşlar dediğim gibi bu video böyle bir video oluyor. Yani her zaman bir şey çekemiyorum, bazen sohbet ediyorum sizle. Yani her zaman bir konumuz farklılık, her zaman bir karışıklık olmuyor. Bunları açıklamam da olabilir ama ben gene açıklama gereksinimi duyuyorum. Yani sizlere. Çünkü bazılarına video boş gelebilir, bazılarına ya Uğur sadece yürüdün konuştuk diyebilir. Sen de haklısın. Evet, ben de haklıyım. Ben çünkü hep yaşantımı çekiyorum. Yani ben seyahatlerimde neler yaşadığımı çekip aktarıyorum size. Her zaman bir konumuz olmayabiliyor. Her zaman videoların tarzı aynı olmayabiliyor. Çünkü her zaman aynı şeyler olmuyor. Her ülkede aynı malzemeler olmuyor. Her yer farklı farklı. Bugün ama gene yürüdük. Bir şeyler baktık, bir şeyler gördük, ettik. Ya, yürüdük ya. Bol bol sokaklarda yürüdük. Su alacağım. Şimdi 1,5 litre 2 tane su alıp deli gibi su içeceğim. Ama market, aha şurada var lan. Ağzımı açtım, market buldu. Allah. Şu arkamda görünen dükkandan aldım. Hem eczane, bak hem eczane, hem kuyumcu, hem su satıyor, bir şeyler satıyor. Şöyle bir önce suyu aldım, gittim ödemeye. Fişi verdi, dedi ki buraya ödemeyeceksin. Eczane kısmına git, orada ödeyeceksin dedi. Gittim orada ödedim. Hem eczane, hem kuyumcu, hem market gibi bir şey. Tek bir kasası var ama. 140, yani 2 tane 1,5 litrelik su 7,5-8 TL falan. Burger de güzelmiş ha benim kaldığım yerler. Ben buralara hiç bakmadım. Hiç buralara bakmadım yani. Baksanıza kafe falan dolu yani. Kafe, KFC. Burada KFC büyük bir söz sahibi. Her yerde ikişer, üçer katlı dükkanı var KFC'nin. Şu karşısı KFC. Benim de otelim. Hemen şurada otelim. Şimdi gideceğim, dinleneceğim biraz. Videoları yükleyeceğim, edeceğim inşallah. Bir tane video editlemiştim, Blender'a bırakmıştım. Şimdi yüklemeye koyacağım. İnternet çok sıkıntı olduğu için çok zor yüklüyor burada. Ama şükür ki videoları aksatmadan kanala yükledik. YouTube için o kadar önemli ki videoları aksatmamak. YouTube diyor ki, sen bana video at, ben seni zaten bir süre sonra öneririm diyor. Tabi sabır işi arkadaşlar, öyle 2 ayda, 3 ayda, 4 ayda, 5 ayda olacak bir şey değil YouTube işi. Yani ben 7. ayda mı fark edildim, 8. ayda mı ne fark edildim öyle söyleyeyim. O zamanlar hiç izlenmiyordum, hiçtim yani. Sonra yavaş yavaş fark edilmeye, YouTube beni önermeye başladı. Dedi ki bu çocuk bana video atıyor, bunu ben biraz öne çıkarayım. Hem ona para kazandırayım, hem kendim para kazanayım dedi. Sonra sizler beni tanıdınız bir şekilde, YouTube'da ana sayfanıza düştüm. Eşiniz, dostunuz biri söyledi. Bir şekilde tanışmış olduk. Yani YouTube'a girecek kardeşlerim varsa da bu işin ilk işi istikrar, ikinci işi de sabır. Bilginiz olsun. Ben şu villada kalıyorum. Villanın bir odası bana ait. Hoppa, geldik. Şöyle bir oda sadece. Kapı şöyle kilitleniyor. Ben tam resepsiyonun önünde bana oda vermiş çocuk. Bana tam resepsiyonun önünde oda verdiği için sabahları erkenden uyanıyorum. Seslerini duyuyorum. Şöyle sularımızı koyalım.
Yani şu oda bile, bakın şu oda bile $23 falan. Çok pahalı. Hostel yok. Yani hostel kültürü burada yok. Yani paylaşımlı oda. Couchsurfing'den de kime yazsam dönmedi. Sadece biri bugün döndü. Abicim ben dün geldim. Adamın da işi gücü vardı. Dönemedi demek ki. O yüzden habire otele para verdik. Paramız hep gitti. Şöyle banyo tuvaleti vardı hatırlarsınız. Şöyle. Çok fena kokuyor ama banyosu inanılmaz kokuyor. Kapıyı açık bırakmıyorum. O yüzden kapalı tutuyorum. Şöyle dolap, seccade var. Kur'an-ı Kerim var. Böyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki video yüksek ihtimal Afganistan sınırındaki şehirden olacak. Peştun halkını ziyaret edeceğiz. Peştunları gezeceğiz. Bir aksilik yaşamazsak eğer. Ben çünkü yarın yola çıkmayı düşünüyorum. Çok uzak değil buraya. 3 saat falan. Binip gideceğim. Orada da 1-2 gün kalmayı düşünüyorum. Yalan değil. Öyle. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın diyorum. Bay bay.